tüm doğa sever, manzara sever tüm takipçilerime, herkese buradan selam olsun. Bugün normalde Yahya'nın geniş bir coğrafyası olan Aladağlardan öte, köylerden öte, Yahya'nın etrafında yer alan dağları gezmeyi, zirvelerine çıkmayı tercih ettim. Buradan çat mevkiinden çıkarak buraya geldim. Burada biraz Yahya'nın çekimini yaptım. Buradan birazdan çıkarak en yüksek zirveye gideceğim. Oradan çekim yapacağım. Oraya da çıkmış olacağım. O en zirveye daha önce hiç çıkmadım. Fakat buralara yazın, baharda daha doğrusu çok geldim. Çünkü Yahyalı belgeselini çekerken buralardan çektim. İşte Bayraklı Tepe'ye çıktım. Karşı Tepe'ye çıktım. Çalmardı'ya çıktım. Bayağı bir açılardan, tüm geniş manzaralardan Yahyalı'yı almaya çalıştım. Bunu da Yahyalı belgeselinde iyi izleyen görecektir. Bugün de buradan birazdan çıkacağım. Ormanın içinden geçeceğim. Ormanın içinde bir tane direk var. Eskiden biz çocukluğumuzda arkadaşlarla, yani çocukluğumuzda derken ilkokul 1, 2, 3. sınıf, 4. sınıflarda biz devamlı dağlara çıkardık. O zaman internet kafedir ya da bu tür aktiviteler yoktu. O zamanki işte sokak oyunları vardı. Bir de dağ kültürü vardı. Aslında Yahyalı'da dağcılık, yani dağı sevme, dağlarda gezme, doğayı sevme çok eskiye dayanan bir kültür. Bunu neredeyse Altaylara kadar götürebiliriz. İşte dediğim gibi çocukluğumuzda biz buralara çıkardık. Ormanın içinde bir tane direk var. Çocukluğumuzda çıkmıştık. Şimdi birazdan gidip onun üstüne çıkacağım. Orayı göstermeye çalışacağım. Bu arada artık sonbahar kendini tamamıyla gösteriyor, hissettiriyor. Yapraklar sararmış. Dediğim gibi benim en son buraya geldiğimde bahardı. Baharda da yemyeşildi etraf. Şimdi bakıyorsunuz her yer sararmış. İnsan da böyle. Bir bakıyorsun işte yıllar geçmiş, yemyeşilken artık sararmış. Artık kışa doğru ömrünün sonuna nasıl geliyorsa doğada böyle. Ama doğanın farkı devamlı yenilenme. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış derken doğada bir yenilenme var. Buradan dediğim gibi Yahyalı manzarasını çektim biraz. Yine belgeselimiz var. Buradan da tepe zirveye gideceğim. Güzel manzaraları size göstermeye çalışacağım. Evet, artık ormanın içine girdim. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Şu anda hararet 120. Elimde tripod, sırtımda çanta geçmedi bak. Of, çanta geçmedi. Thank you.
şu anda indim. Evet arkadaşlar, artık dediğim zirveye geldim. Belen Dağı'nın en üst yukarısındaki en tepe zirveye geldim. Yahyalı ile Akbaşı birbirinden ayıran dağ silsilesi burası. Ben de en üst zirvedeyim. Şimdi Akbaş'a bakan taraftayım. Aşağıda tarlalar ekiliyor, koyunlar yayılıyor. Rüzgar güllerini de görüyorsunuz yüksek zirvelerde. Orta Toroslar, yani Akdeniz'e yakın Orta Toroslar buradan net bir şekilde görünüyor. Burası dediğim gibi Yahya'nın en yüksek zirvelerinden birisi. Şuna özellikle değinmek istiyorum. Mesela buradan görüyorum, çalın oraya yapılan 3-5 tane rüzgar gülü var. Burası da mesela ben biraz daha yan eteğine, yani biraz daha yan tarafına doğru geldim. Rüzgar çünkü yukarıda biraz fazla. Demek istediğim şu, yani oraya dokunulmadan buraya rüzgar gülleri de yapılabilirdi. Yani buraya da mesela bu tam bu dağ silsilesinin en başından en sonuna kadar en az 30 tane rüzgar gülü yapılabilirdi. Yani belki ileride yapılacaktır. Çünkü burası çok daha uygun. Çünkü burası çok daha rüzgar alıyor. Yani aynı hava akımının geçip gittiği yer. Bu konuya da burada değinmiş oldum. Doğamızın güzel yerlerini, işte yaban hayatının olduğu yerleri buralara dokunmadan biraz daha böyle çıplak yerlere yapılırsa çok daha güzel olur. Buradan şimdi tekrar Yahyalı'yı gören manzaraya geçeceğim. İşte burada bir İstiklal Marşı okuyacağım birazdan. Aşağıdan dediğim gibi çattan çıkıp tam o Yahya'nın karşı tepelerine, oralardan biraz manzara fotoğrafı, videosu çekerek, işte oralarda biraz dinlenerek, manzarayı izleyerek, işte sonbaharın mesela ağaçlar, yeşil kalan var, çam ağaçları var. Bunun dışında özellikle çok fazla meşe ağaçları var bu güzergahta. Onlar da tamamen sararmış. Onları da izleyerek, işte oradan çıkarak yavaş yavaş geldim. Şimdi birazdan İstiklal Marşı'nı ileride Yahya manzarasına karşı okuyacağım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, benliğimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik tırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir
belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları atsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mavedimin göğsüne daha mahremeli. Şu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.